İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bazen hepimiz zaman zaman deriz ki burada ne işim var, belki bu iş bana göre değil. Böyle zamanlar geçirdiğimiz zamanlar hep olabiliyor. Herkes için, her sektörde oluyor. En iyi işi çıkarmak için iyi hazırlanmak şarttır ve bu çok sayıda kişinin becerisini katmaya gerektirir. Üst düzey konumda yükselince bir yitiklik duygusu, hatta yalnızlık duygusu hisseden insanlar da çok vardır iş dünyasında. Eski iş arkadaşlarınızı özleyebilirsiniz. Aynı örgüt içinde terfi ettiyseniz onların kıskançlıklarıyla da karşılaşabilirsiniz. Sektörlerde kadın yöneticiler iş hayatında çok daha fazla baskıyla da karşılaşabilir. Yine de süper kadın olma hevesine karşı direnmeleri de gerekiyor bunların. Kimse sizden mükemmel olmanızı beklemiyor. Sadece kendiniz olun yeterli. Yukarıdaki söz edilen araştırmada ankete katılanlardan şaşırtıcı oranda kişinin yaklaşık olarak üçte birini kimi zaman bir üst konuma çıktığına pişman olduğunu bildiriyorlar. Bu kişilere önceki konumuyla ilgili nereleri özlüyorsunuz diye sorulduğunda yarıya yakını zaman zaman şirket kültürünü, eski konumuna olan alışkanlıklarını, büro içindeki ortamını özlediğini belirtiyorlar. Bu gibi şeyleri hiç mi hiç özlemediğini söyleyenler yalnızca 5 kişiden biridir. Hepimiz bazen mutlaka cehennem zebanisi gibi görünen bir amir ya da hayatımızı değiştirmemize gerçekten yardımcı olmuş bir amire de rastlamış olabiliriz. Yani hayatımızda mutlaka bizi iyi yönde yönlendirenler ya da bizi dibe çekmeye çalışan insanlar her zaman olacaktır. Burada bizim bu insanlara karşı kontrollü ve kendimizi, duygu durumumuzu en iyi şekilde yönetmeye çalışarak hareket etmemizdir. Onun konumu da evet daha şey hakikaten daha iyi. Akademi niye şeyinde? Çalışanlardan biriyken yönetici konumuna yükselmiş olmak bazen yalnızlaştırabiliyor insanları. Hangi iş arkadaşımdan yardım isteyebileceğimi ya da kime güveneceğimi bilmiyorum diyen insanların sayısı da oldukça farklıdır. Tekrar geçelim. Zaman yönetimi. Zamanı tek bir davranışı vardır, durmadan akar. Toplanmaz, depolanmaz, tekrarlanmaz ve harcanır. İnsan bir yaşama... İnsan bir yaşama sahip olduğu için zamanı etkin kullanmak zorundadır. Zamansızlıktan yakınanların birçoğu zamanı iyi kullanmasını bilmeyenlerdir. Tıpkı diğer kaynaklar gibi zaman da etkili bir biçimde değerlendirilebilir veya boşa harcanabilir. Zaman yönetiminde temel düşünce günün her küçük diliminin daha iyi planlanmasının yöneticilerin daha verimli hareket etmelerini sağlayacak olmasıdır. Zaman yönetimi aslında bir öz yönetimdir. Yaşadığımız olayların kontrolünü sağlamaktır. Bireyin kendisini yönlendirerek olayları yönetmesidir. Yaşadığımız olayların ne kadarı bizim isteğimiz gibi gerçekleşiyor. Ne kadarının oluşmasını biz belirliyoruz. Olayların meydana gelmesindeki etkilerimiz nelerdir? Bütün bu soruların cevabı bizim zamanı yönetebilmekteki başarımızı göstermektedir. Zamanı yönetmek için ilk öncelikle yapmamız gereken zamanı iyi planlamak. Burada zor olandan kolay olana doğru işleri yaparak, işleri planlanan güne saate göre yaparak, bir işi bitirmeden diğerine geçmeyerek, eldeki işi tüm enerjiyle sarılmak, yaratıcılıkla ilgili faaliyetler için zaman ayırmak, rutin işlerden kaçınmak, gereksiz ayrıntılardan uzak durmak, toplantılarda gündemi kullanmak, toplantıları zamanla sınırlamak, engellemeden çalışabilecek saatleri belirlemek,
çalışmayı engelleyen sektörleri, faktörleri saptayarak ve bunları ortadan kaldırmak için önlemler almak, iş paylaşabilecek elemanlar yetiştirmek, profesyonel çalışan herkes zamanını akıllıca planlamak ve kullanmak zorundadır. Zamanı etkili kullanmayanlar devamlı olarak iş yetiştirememekten endişe duyarlar. Görüşeceğiniz kişiler ve ziyaretçileriniz için zaman ayıramazsınız. Hiçbir şey yapmadan gücünü boşa harcama duygusu yaşarlar. Görülmesi, ziyaret edilmemesi gereken kişileri görememek, cevap verilecek mektuplara cevap bulamazlar. Akşam yemeğinden sonra yapılacak işlerinin stresi olur. Telefon görüşmelerini yetiştiremezler. Verimsiz meşguliyetlerle dolu boş bir gün geçirme duygusu ile yorgunluk, yoğunluk, üzüntü ve stres sürekli onların peşini bırakmaz. Zamanı etkin kullanmak için öncelikle bir zaman çizelgesi hazırlamak en akıllıca yapılacak şeydir. Zaman çizelgesi bir insanın günlük zamanını nasıl harcadığını analiz etmeye yarayan bir araçtır. Bu analizi yapabilmek için 24 saat dilimleri halinde bölünür. Bir hafta süreyle yapılan diğer işler kaydedilir. Daha sonra hangi işler ne kadar zaman harcandığı belirlenir. Burada gereksiz olan yapılan işler ve önemli olanların ne kadar zaman ayrıldığı açığa çıkacaktır. Daha sonra günlük zamanı nasıl kullandığını gösteren bir plan yapılır. Hazırlanan plan uygulamaya geçirilir. Günün bitiminde zamanın nasıl harcandığı mutlaka kontrol edilmelidir. Günün değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bunu pratik haline getirdiğimizde çok faydasını göreceksiniz. Burada bir zaman çarkı hazırlanmış örneği var. Biz yapmak istediklerimizi yapmak için fırsat yaratmak istediğimiz zamanlarda zaman tuzakları hepimiz için çok var. Benim kızlarım da diyor yani sizin zamanınızda diyor o kadar diyor şeyiniz varmış ki diyor engel yokmuş ki diyor YouTube yokmuş yok Instagram yokmuş yok şu yokmuş yok bu yokmuş diyor. Tabii ki siz diyor çalışmak zorundaymışsınız ders çalışmak zorundaymışsınız diyor. Şimdi günümüzde zaman tuzakları çok fazla. Burada mesela gereksiz ziyaretçiler, amaçsız toplantılar, kötü iletişim, yetersiz yeteneksiz aslar, düzensiz çalışmak, birden fazla işle aynı anda uğraşmak, başkalarına yetki devretmemek, sorumluluk vermemek, yanlış bilgiler, seyahatler, her işi bizzat kendin yapmaya çalışmak, hayır demesini bilmemek, krizler, gereksiz telefon görüşmeleri, düzensiz, disiplinsiz yazışmalar, ziyaretçiler, uygun olmayan iş ortamı ve yetersiz denetim. Zaman yönetim tablosuna şöyle örnek üzerinde gösterirsek, öncelikle kendimize acil olan ve önemli olan acil ikiye bölüyoruz. Acil, acil değil. Acil olanları da kendi arasında ikiye bölüyoruz. Önemli ve önemsiz olarak. Acil durumlarımız neyse, çözüm bekleyen öncelikli durumumuz neyse onu kendimize bir plan yapıyoruz. Plan dahilinde yazıyoruz. Sonra ikinci sırada daha az önemli olanları, amaçsız telefon görüşmeleriydi, ziyaretlerdi, bazı mektuplardı, raporlardı, daha sonraya bırakılan işleri koyuyoruz. Acil olmayanlar ise hazırlık yapmak, önlem almak, planlamak, ilişki kurmak, kendini yenilemek, güçlendirmek gibi. Önemsizler de burada ıvır zıvır işler, boşa harcanan kaçış etkinlikleri, ilgisiz işler, TV izlemek gibi işler olabilir. Yani biz ki çark yapmasak bile en azından bir zaman tablosu yaparak zamanımızı daha etkin ve verimli kullanmayı sağlayabiliriz. Yöneticilerin ve diğer çalışanların büroların iyi düzenlenmiş olması gereksiz hareketleri dolayısıyla zaman kayıplarını azaltır. Konforlu ve ergonomik bir sandalye bedeni desteklemeli, sırt ve boyun rahatsızlıkları neden olmamalıdır. Yeterli ve en sık çalışan yerde gölge yaratmayacak ışıklandırmalar, çalışma alanında sıkışma yaratmayacak ekipmanlar, çok uzağa gitmeden aktif materyallere ulaşmak, sakinleştirici renkler, bir pencere, trafiğin olduğu bölgeden uzak bir yer yapılan işin, İnsanlarla diyalog kurmak olması dışında tozdan kirden arındırılmış temiz çalışma düzeyi, rahat ve sabit bir oda ısısı ve yeterli sessizlik çok daha etkili olacaktır. Erteleme ve baskı altında çalışmaktan kurtulmak için neler yapabiliriz? Mesela sevilmeyen işi önce yapmak,
ertelenmesi muhtemel işi parçalara ayırarak yapmak, bitiş tarihi belirlemek, işi bitirdiğimizde kendimizi ödüllendirmek, büyük işleri küçük parçalara ayırdıktan sonra bunlara dönüm noktaları ekleyerek ilerlemek, takip edilmesi, elde olanla yola çıkmak, eğer işin içine hemen girer ve şu anda mümkün olan en iyi biçimde yapılırsa, ertelemeden kaynaklanacak ayak bağlarından kurtulabiliriz. Yöneticiler için sıkıcı ve sevimsiz bir işi birine görev olarak vermeyi denemek, iş programında belirgin hatta radikal bir dönüşüm yapmak, bir zamanlama yani alışkanlığı hiç istisna tanımamak, işe hemen başlamak, dikkati dağıtacak şeylerden uzak durmak, sıkıcı bir işe başlamadan bir süre önce işle ilgili plan yapmak ve bu planı düşünmek, içinde durmaksızın eyleme dönüştürmek, her çeşit kaçış yolunu kapamak, sıkıcı bir işten kaçmanın en kolay yollarından biri de derhal yapılması gereken işi hemen başka bir işin göze çarpmasıdır. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şimdi zamandır, içinde bulunduğumuz zaman, gün içinde kendimizi en iyi hissettiğimiz zamandır. Kendimize bir enerji çemberi çizmeliyiz. Bu kişiye göre değişir. Herkesin gün içinde kendini en iyi hissettiği zaman değişebilir. Bazı insanlar sabah saatlerinde iyi hisseder. Bazıları öğleden sonra, bazıları gece çalışmayı, gece algılamayı daha çok sever. Bu sizin tamamen kendinizi ne zaman daha iyi hissettiğiniz ya da öğrenmeyi ne zaman daha istekli olduğunuz dönemdir. Günün en iyi ve en verimli geçen zamanını kendimiz tespit edebiliriz. Stres ve öfke kontrolü. Bizi zorlayan, kısıtlayan, engelleyen olaylar, durumlar karşısında verdiğimiz tepkilerin tümüne stres olarak bedenin tehlikelere verdiği bir tepkidir. Canlı hayatta kalmak için stres tepkisini verir. Stresli bir durumla karşılaştığımızda adrenalin ve kortizol hormonları salgılanır. Hayatımızı devamlı, mantıkla ve akılla yürütebilseydik çok daha iyi olmaz mıydı? Tabii ki bu mümkün değil. Veya duygularınızı hayatınızdan çıkarabilseydiniz nasıl olurdu? Stres, kaygı, korku aynı kaynakları ve sonuçları olan duygulardır. Stresin belirtileri ve etkileri fiziksel, davranışsal ve psikolojik olabilir. Fiziksel belirtiler tansiyon yükselmesi, sindirim bozukluğu, terleme, soğuk, sıcak basması, nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, alerji, mide bulantısı, çarpıntı, ellerde titreme, uyku bozuklukları, iştahda bozulmalar, çok az yeme, aşırı yeme, gürültü, sese karşı aşırı duyarlılık, boyunda, ensede, belde, sırtta ağrı ve kasılmalar olabilir. Stres yaratan etmenler, strese neden olan faktörlere stresör denilmekte. Fiziksel çevre, örgütsel çevre, bireysel faktörler olmak üzere bunları üç gruba ayırıyoruz. Diğer faktörler, kişilik faktörlerinin yanı sıra algılama farklılıkları, aile düzeni, ekonomik sorunlar, deneyimler, kişilik açısından stres kaynakları sayılabilir. Stres bedende hangi tepkileri oluşturur? Göz bebekleri büyür, kan akımı beyne kaslara yönelir, tükürük artar, kalp vurumu artar, kan basıncı yükselir, al yuvarları artar, pıhtılaşma mekanizması harekete geçer, ter bezi faaliyetleri artar, depolanmış yağ ve şeker kana karışır. Solunum sayısı artar, sindirim yavaşlar, mide asidi artar. Stres bireyi nasıl etkiler? Stres ve tükenme. İş ve özel yaşamında yaşanan stres kalbe zarar verir, bağırsak, bağışıklık sistemini zayıflatır, hafızayı olumsuz etkiler, mide hastalıklarına, şişmanlığa neden olmaktadır. Tükenme stresle etkili bir şekilde baş edemediğimizde ya da üstesinden gelemediğimiz stres kaynaklarını çoğalttığımızda tükenme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Hayatı çekilmez olarak görme duygusu en temel tükenme belirtisidir. Burnout sendromu tamamen yanmış, fiziksel ve ruhsal olarak yanıp kül olmuş anlamına gelir. Sürekli olarak stres altında olan kişilerde görülen bir sendromdur.
Alarm, direnme ve tükenme. Organizma stresi 3 aşamalı olarak tepki göstermektedir. Bunlar alarm, direnme ve tükenme aşamalarıdır. Alarm aşamasında bu dönem insanın dış uyarınını stres olarak algıladığı durumdur. Buna göre insan beyni dışarıdan bir takım stres yaratıcı algıları aldıktan sonra bir takım gelişmeler olur. Direniş aşaması beynimiz bu alanın durumunu karşısındaki organizmaya da direnir ya da elverişli durum oluşturur. Tükeniş aşamasında elverişli durumdan sonra stres eğer uzun süreli olarak vücutta kalırsa tükenme başlar. Peki nereden başlayacağız ve nasıl başaracağız? İyi olma yolculuğunda en güçlü araç aklınızdır. Sonuç itibariyle duyguları oluşturan şey de aklımız. Aklımız stres, korku duvarlarını yani fırsatlara ve sınırsız olanaklara öncülük eden bir kapıyı açacaktır. Bu stresi burada kişilik özellikleri de çok önemli. Zaman, A tipi kişilik özelliklerinde zaman, randevu ve sözlerinde duyarlıdırlar. Başkalarından da aynı duyarlılığı isterler. Rekabetçidirler, pek çok kişi işi bir arada yapmak isterler, sabırsızdırlar, beklemekten nefret ederler, çabuk olmayanlara kızarlar, işi zamanında bitirmeye önem verirler, kendilerine güvenleri fazladır, duyarlıdırlar, işlerinde yüksek kaygı taşırlar, çabuk karar verirler, planlılık konusunda aşırıdırlar, az dinlenir, az spor yaparlar. Ben merkezcidirler ve egoisttirler biraz da, geçimi zor insanlardır, ailelerini ihmal edebilirler. B tipi kişilik özelliklerinde ise aceleci, sabırsız değillerdir. Rekabete girmekten pek hoşlanmazlar. Sorulmadıkça başarılarını ve yaptıklarını tartışma ihtiyacı da duymazlar. Zamanın esiri olmazlar. Ekip çalışmasına yatkındırlar. Katı kurallardan arınmış ve esnektirler. Başarı konusunda aşırı hırslı değillerdir. Kolay kolay sinirlenmezler ve tedirgin olmazlar. Yaptıkları işlerden zevk almayı bilirler, işteki rahatlıklarından suçluluk duymazlar. Sakin ve düzenli çalışırlar, kararlı bir hızla çalışırlar ve kendini daha fazla güven içinde hissederler. Kendisinden ve çevresinden emin bir tiptir. Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler. Konuşmaları ile daha rahat ve sakin tondadır, daha az çatışma halindedirler. Hayatı kendine zehir etmezler, yaşama karşı daha dengeli ve rahat insanlardır. A ve B tipi insanlar iki tipte yalnızca birinin özelliğini göstermezler. Mutlaka A ya da B kişilik diye de ayrılmazlar. Çoğu karışık özellik gösterir insanlar. Ancak biri daha fazla ağır basabilir. Başarı konusunda tipler arasında pek bir fark yoktur. Üst düzey yöneticilik pozisyonlarında ise yapılan mücadelelerde A tipi kişilikler B tipinde yenilirler mutlaka. Yapılan bir çalışmada yöneticilerin %60'ının A tipi, %12'sinin B tipi olduğu belirlenmiştir. Eğitimi A tipi davranış özellikleri azaltabilir. B tipi ise kazandırılabilir. Strese karşı tutumları bunların nasıldır? A tipi kişiler stres düzeyleri yüksek olur. Stresli bir hayat sürerler. Sürekli mücadele halinde olur bu tarz insanlar. Başarılı oldukları için genelde diğer insanlar tarafından kıskanılan insanlar olurlar. Bundan dolayı diğer insanlarla içsel ya da karşılıklı olarak çatışma halinde olurlar. B tipi kişiler stres düzeyleri düşük olur. Her şeyin mükemmel olması onlar için çok önemli olmadığı için bunları kendilerine dert etmezler. Stressiz insanlardır. Tolere etme, hataları affetme düzeylerinin yüksek olması yaşanan sorunlara doğal bakmalarını sağlar. Büyük hırsları olmadığından başarısızlıkları dert etmezler. Sosyal yaşama ve hobilere önem verdiklerinden rahatlama ve gevşeme bol olanakları vardır. Bunlarla birlikte olumlu olumsuz stres de vardır. Olumlu stres nasıl olumlu oluyor? Güdüleyici ve teşvik edici türü vardır stresin. Heyecan vericidir. Ün kazanmak, işte başarılı olmak gibi durumlar için çaba ve gerginlik verir. Evlilik hazırlıkları, işte kendini ispatlama gibi heyecanlı bir stresler yaratır insanlara. Olumsuz durumda ise çok az veya çok fazla gerilim altında olunduğunda ortaya çıkar. Panik duygusu içerir, kontrolsüzdür, kontrolden çıkar, güdüleci değildir, aksine yapılacak işleri engeller, güçlü duygular içerir, kişiyi fiziksel, algısal, bilişsel olarak kitler, olumsuzlukları genellenir, bulaşıcıdır.
Stres, hazımsızlık, yorgunluk, baş ağrısı, cilt bozuklukları, yüksek tansiyon, ülser, astım, kalp damar hastalıkları gibi birçok fiziksel rahatsızlığa sebep olabilir. Kaygı bozukluğu, unutkanlık, dikkatsizlik, motivasyon, aşırı sinirlilik, öfke kontrolü, zayıflık, cinsel işlev bozuklukları, yetersizlik gibi bilişsel, psikolojik etkilerinin yanında davranışlar olarak da etkileyebilir. Yani içe kapanır, alkol madde bağımlılığı arttırır, mastürbasyon, cinsel saldırganlık, çevreye veya eşyalara zarar verme, okul sıraları, tuvaletler gibi, uykusuzluk ya da aşırı uyuma, gevşeme ya da sakinleşme açısından da güçlükler, telaşla oradan oraya koşturmak gibi, panik, sosyal ortamlardan kaçınmak, huzursuzluk gibi sebep olabilir. Stresle başa çıkmada etkisiz, işlevsel olmayan yöntemlerde saldırganlık, öfke patlamaları hiçbir işimize yaramaz. Savunma mekanizmaların aşırı işlemesi, bastırma, karşı tepki gösterme, stresi bastırmak daha kötü etkilere yol açabilir. Sigara, alkol, ilaç, madde kullanımı gibi bağımlılıklar, alışveriş bağımlılığı, geri çekilme, pasifleşme, içe kapanma gibi bu kişiler yaşadıkları sorunları paylaşmayarak içlerinde biriktirirler. Paylaşsalar halbuki sorun çözülecek. Nasıl başa çıkabiliriz stresle? Dinlenme ve motivasyon, düzenli tatil, sağlık kontrolü, düzenli egzersiz, dengeli beslenme, dengeli hobiler bulma, kendini eğitme, geliştirme, kendini tanıma, anlama, kendini strese sokacak olaydan, ortamdan uzak tutma, işini iyi yapmak, kötü söylemelerden ve sözlerden uzak durmak, borca girmemek. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Bireysel olarak bedensel hareketlerle spor, hareket etme, gevşeme hareketleri, kaşları germe, gözleri sıkma, omuz, nefes çalışmaları, bacak kasları ile ilgili çalışmalar yaparak rahatlayabiliriz. Olumlu hayaller kurarak, kaynağı bularak, neşeli olma, güdüleme, kahkaha, mizah, beslenme, meditasyon, toplumsal destek, zaman yönetimi, dua ve ibadet, düzenli uyku, müzik, hayır demek, negatif insanlardan uzak durmak veya duş almak stresle başa çıkmakta çok etkili yöntemlerdir. Değiştir, kabul et, boş ver yaşam tarzını yönet modeli stresle başa çıkmakta en etkili yöntemlerden birisidir. Brown'un geliştirdiği DKBY, bireylerin yaşadıkları stresi kontrol altına almada streslerini yönetmeleri için geliştirilen 4 aşamalı bir modeldir. İlk adım olan değiştir de imkanınız varsa içinde bulunduğunuz olumsuz durumu değiştirmelisiniz. İkinci adımda kabul et. Değiştiremiyorsun, kontrol edemeyeceğin durumlarda karşılaşabilirsin. Bu durumu kabul etmek. Üçüncü adımda ise boş ver temsil etmektedir. Boş vermek duygusal, zihinsel ve ruhsal açıdan işe yarayan güçlü bir yöntemdir. Dördüncü adımda ise Y, yaşam tarzını yönettir. Stresle etkili başa çıkmak için az önce de bahsettik. Egzersiz, spor, düzenli egzersizler, aynı anda birden fazla iş yapmamak, sosyal destek almak, güvendiğiniz dostlarınızla paylaşmak, sohbet etmek, başkalarına yardım etmek, oyunlar oynamak, mizah duygusunu kendimize, hayata, şakalara gülebilmek, gülerken göbeği hoplayan adamdan korkarım der bir Çin atasözü. Hobiler edinmek, zamanı iyi yönetmek, kendimize zaman ayırmak, hoşgörü ve esnek olmak için tutmak ve haset tükenmemize neden olur. Esneklik değişikliklere açık olmamızı sağlar. Örgütsel olarak ise monoton iş ortamının değiştirilmesi, stresli personele yardım sağlama, yöneticilere düşen görevlerdir. Çalışma için çekici bir ortam yaratmak için iş tatmini yükseltmek, rol belirsizliklerini en aza indirmek, aşırı iş yükünü ortadan kaldırmak, örgüte, değişime, süreklilik açısından iyi bir kararlara katılımını sağlamak, örgüt içinde stresi azaltmak için gerekli hizmetleri oluşturmak, stres konusunda çalışanları bilgilendirmek. Burada bir örnek var. Benim ne kadar, ne kalmış?
Öfke kontrolü. Devam edelim mi arkadaşlar? Birkaç slide. Evet, edelim hocam. Edelim hocam. Profesör öğrencilerine stres yönetimi konusunda ders veriyordu. Su dolu bir bardağı kaldırıp öğrencilerine sordu. Sizce bu su dolu bardağın ağırlığı ne kadardır? Cevaplar 200 gram ile 400 gram arasında değişti. Bunun üzerine profesör şöyle dedi. Gerçek ağırlık fark etmez fakat durum bardağı elinizde ne kadar süreyle tuttuğunuza göre değişir. Eğer bir dakikalığına tutarsan problem yok. Eğer bir saatliğine tutarsan sağ kolunda bir ağrı oluşacak. Eğer bir gün boyunca tutarsan ambulans çağırmak zorunda kalabilirsin. Aslında ağırlık aynıdır ama ne kadar uzun süre tutmana bağlı bu. Ne kadar uzun süre tutarsanız o kadar ağır gelecektir. Eğer sıkıntılarınızı da her zaman taşırsak er ya da geç taşıyamaz duruma geliriz. Yükler gittikçe artarak daha ağır gelmeye başlayacaktır. Yapmamız gereken bardağı yere bırakıp bir süre dinlenmek ve daha sonra tutup tekrar kaldırmaktır. Yükümüzü bırakmalı, dinlenmeli, tazelenmeli ve sonra tekrar yolumuza devam etmeliyiz. İşten eve döndüğümüzde yükünüzü dışarıda bırakın. Nasıl olsa yarın tekrar yükleneceksiniz. Stresli ortamlarda performans düşüklüğü, bu konuda ilk kez 1908'de Yerkes ve Dobson araştırma yapmış, stres ile performans ve etkinlik arasında belli bir noktaya kadar doğrusal ilişki bulmuşlar. Bu araştırmanın sonucuna göre belli bir noktadan sonra kırılma noktası stres arttırsa performans ve etkinlik azalmaktadır. Aşırı stres, özellikle zihinsel yetenek, yargı ve karar verme gibi zihinsel beceri gerektiren işlerde dikkat azalması sonucu işletme için zarar verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Stresle kurumsal olarak başa çıkmak için problem çözme odaklı olmak gerekiyor. İşleri yeniden tasarlamak, iş rotasyonu belirlemek, belirsizliğin azaltılması, iş güvenliğini, çocukların bakımı için fırsat yaratma, esnek çalışma saatleri gibi iş yerinde uygulanabilen yöntemler olabilir. Duygu rahatlaması sağlanabilir. Kurum içi spor tesisleri, organizasyonel destekler, çalışma destek programları, kişisel günler, uzun süreli izinler işletmede stres yönetimi için uygulanacak güzel örneklerdendir. İş gören devir hızı bir örgütte sürekli olarak stres altında çalışmak kişilerin örgütte bütünleşmesini ve iş tatminini engellemektedir. İşe devamsızlık, tembellik, sorumsuzluk, isteksizlik etkisiyle olabileceği gibi kalp krizi, hipertansiyon, ülser gibi hastalıklardan dolayı da olabilir. İşin sıkıcı olması, ücret yetersizliği, karara katılmama, araç gereç yetersizliği, yükselme imkanı olmaması, iş yerinde dedikodu, iş gerçekleriyle kişisel uyumsuzluk, çatışma ve örgüt ikilemi gibi. Öfke ve öfke kontrolü nedir? Öfke bireyin herhangi bir engelleme, adaletsizlik ya da kendi benliğine yönelik bir tehdit hissettiğinde yaşanan duygu durumudur. Bireyi mutlu olma, sevinç dünyasını engelleyen herhangi bir durum, olay ya da kişiyle karşılaştığında bireyde öfke duygusu oluşabilir. Öfke saldırganlık ilişkisi saldırganlık öfkeyle ilişkili olmakla birlikte ancak ikisi aynı şey değildir. Saldırganlık bir davranış iken öfke bir duygu ifadesidir. Saldırgan davranış bağırmak, kızmak, eşyaları tahrip etmek, duvarlara vurmak gibi bastırılmış davranış sürekli öfkeyi bastırmak, sürekli kızmıyormuş gibi görünmek, sakin kalmak, belli etmemektir. Zamanında ifade edilmediği için birikip bir yanardağ gibi ortaya bir anda çıkabilmektir. Her bireyin öfkelendiği durumlar farklı olabilir. Birinin öfkelendiğinde bir diğeri gülüp geçebilir. Ayrıca bir birey aynı zamanda bazen öfkelenirken bazen öfkelenmeyebilir. Öfke bazen reddedilir. Öfke pek çok kişiyi korkutucu gelebilir. Ancak diğer duygulardan hiçbir farkı yoktur. Bu duygunun bireyin kendisine ve çevresine yansıması oldukça olumsuz olduğu için kabul edilmesi de pek kolay olmamaktadır. Öfkelenen kişilere öfkeli olduklarını hatırlattığında genellikle şu sözleri duyarsınız. Hayır, sinirli değilim. O anda sesi ve elleri titriyordur mutlaka. Ne demek kızgınsın ifade ve siz
yüksektir mutlaka. Öfke bir anda ortaya çıkar ama öfkenin altında yatan sebepler vardır. Burada çalışan personel veya yönetim yönetmekte olduğunuz kurum her neyse o kişinin öfkeye sebep olan durumuna bakmak gerekir. Kıskançlık, üzüntü, merak, yalnızlık, itilmişlik, kaygı, hayal kırıklığı, haksızlığa uğrama, anlaşılamamak gibi sıkıntılar olabilir. Yani öfke buzdağı gibi suyun üstünde kalan kısmı, öfke altında da birçok neden olabilir. Önemli olan burada duyguyu bulabilmektir. Öfke de her duygu gibi gerekli bir duygu. Öfke duygusunu kontrollü yaşamak önemlidir. Öfke duygusunun yaşanma biçimi onu iyi ya da kötü kılar. Öfke insanı davranışa iter, motive eder ve güdüleyebilir. Size birisi hakaret ettiğinde öfkelenmezsiniz, kendinizi savunamazsınız. Öfke doğal bir duygudur. Öfkenin ifade ediliş biçimine gelirsek, bazı kişiler öfkelerini ifade etmekte zorlanırlar. Kendilerine ait kuralları ve ölçülebilir olması nedeniyle böyle kişiler öfkelerini ifade etmeye engel koyarlar. Bu kişilerin öfke tepkileri genellikle somurtma, küsme, surat asma gibi edilgen tepkilerdir. Öfkenin dışa yönelmesi duygunun sözel olarak ifade edilmesidir. Ancak bu ifade bir volkanın patlamasına benzer, kontrolsüzdür. Öfkelerini bu biçimde ifade eden kişiler için ilişkilerinde sorun yaşamaları herhangi bir topluluktan ya da toplumdan dışlanmalarına sebep olabilir. Peki öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Konu sizin için önemliyse mutlaka konuşun. Olayı düşünmek için zaman ayırın. Israrcı olmayın. Derin derin nefes alın. En az 5 defa çatışma ortamından uzaklaşın. Tartışmayı erteleyin, spor yapın, mizah duygularınızı geliştirin. Say tekniğini deneyebilirsiniz. Mesela sakinleşme, alternatif düşünme ve yönlendirmedir bu say tekniği. Öfke anında durup yavaş ve derin nefesler alıp kendi kendinize sakinleşmeliyim telkininde bulunabilirsiniz. Alternatif düşünmek, sakinleştikten sonra sizi öfkelendirmeyecek alternatif bir açıklamaya yönelebilirsiniz zihninizde. Duygusal enerjinizi yönlendirebileceğiniz bir aktivite bulabilirsiniz. Spor, resim vesaire gibi. Kaplumbağa tekniğini kullanabilirsiniz öfkenizi kontrol etmek için. Öfkelendiğinizin farkında oluyorsunuz. Öfkenizi, ilgili düşünmeyi durduruyorsunuz. Kabuğunuza çekiliyorsunuz. 3 derin nefes alıp verin ve sakinleşinceye kadar kabuğunuzdan çıkmayın. Sakinleştiğinize göre kaplumbağanızdan çıkın ve çözüme odaklanın. Evet arkadaşlar, ilginiz, alakanız ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.